Merhaba arkadaşlar, stok takip programının 3. dersiyle devam ediyoruz. Biliyorum arkadaşlar biraz araya zaman girdi. Biz ailece mevsimsel gribe yakalandık. Ayrıca iyileştikten sonra da köyde de biliyorsunuz ekim zamanı tarlada biraz çalıştım. Fırsat bulamadım arkadaşlar ders yapmaya. Şimdi fırsatım oldu. Hemen devam edelim 3. derse. En son stok tanımlamayı yapmıştık. Mesela stok adı ütü diyelim. Burada birimini seçtik. Stok mevcudu 15 mevcut hali kaydedildi. Stok kaydedildi. Peki ne yapıyordu? Burada stoğa ütü diye kaydettik. Şimdi burada mükerrer kayıt girdiğimiz zaman da bize uyarı versin. Bu ütü var desin. Aynı kayıttan. Ayrıca giriş kısmına da kaydetmemiz lazım. Yani ilk stok tanımlarken girişi de ekstradan bir kayıt yaptırmamız gerekiyor. İsterseniz mükerrer kaydı sonraya bırakalım şimdilik. Şöyle sildim. Şimdi ne yapıyorum? Geliştiriciden Visual Basic'e geldim. Stok kayda girdim. Burada kaydet dediğimiz zaman aynı zamanda şeye de kaydetmemiz lazım. Girişe. Burada bir değişken daha tanımlıyorum. Dim SG diyelim. As worksheet work sheets dedik. Tamam. SG as worksheet buraya açıklama olarak stok giriş sayfası. Şimdi burada set ediyoruz burada da. Şu satırı kopyalıyorum. Buraya SG eşittir G harfi diyorum. Çünkü stok girişine biz G ismini verdik dikkat ederseniz. Ondan sonra şurada stok sayfasına kaydediyoruz. Şunun aynısını kopyalıyorum. Geliyorum şuraya. Yine açıklama stok giriş sayfasına kayıt diyelim. Ve Ctrl V ile yapıştırıyorum. Buraya stok değil SG diyorum. İkinci satırına yeni bir satır aç. Yine buraya SG, şuraya SG, şuna da SG diyorum. Stok girişinde nelere kaydedecek? Stok kodu, stok adı, birimi, tarih ve giren miktar. Şuraya kaydettiğimizin aynısı değil. Burada tarih yok. Orada tarih olacak. Tamam. O zaman stok kodunu A'ya kaydettik. Stok adını B'ye. Evet doğru. C'ye birimini kaydettik. Şunu aynısını alıp yapıştırıyorum. D'ye date diyoruz buraya. Tarihi kaydettik. Şuraya da giren miktarı kaydedeceğiz. Aynı şekilde şuraya yapıştırıyorum. Buna da E diyorum. TX'te miktar diyeceğim. Şey, TX'te mevcut diyeceğim. TX'te mevcut nokta value dedik ve kaydettik. Şimdi bir denemesini yapalım. Şuradaki stokları sileyim. Hemen stok tanımlamaya geldim. Buraya TV diyorum. Birimi adet, miktarı 10, 2 adet elimizde var. Kaydette bastım, hata verdi. Sheets G. Sheets G diye bir sayfa yok diyor ya. Nasıl yok? Durduruyorum. G diye bir sayfa var burada. Şurada kaydete basıyorum. Set SG eşittir. Sheets G. SG. Nasıl yok ya? SG. Ya şurada bir giriş diyelim ya. Acaba küçük harfle giriş. Şuna da GKIS diyelim. Şu tek harften dolayı mı öyle ilk defa böyle bir şey görüyorum.
Bir de en sonda şunları boşaltmamız lazım arkadaşlar. Çünkü bunlar RAM'de bir sayfalık alan açıyor. Stock eşittir nothing diyoruz. Set stock girişi eşittir nothing diyoruz. Bir daha deneyeceğim. Stock tanımlama, TV, adet, 12 adet, aidet, tip hatası, tip mismatch. Dim, SG, AS, worksheet. Çok tuhaf bir hata göremiyorum ya. Bir durdurayım arkadaşlar, bakayım ne yapıyorum. Evet arkadaşlar, muhtemelen siz fark ettiniz de ben fark edemedim. Burada worksheets demişim arkadaşlar. Bu sheet olacak. Worksheet. Sorun bu. Stok adını bile değiştirdik. Giriş çıkış diyene yine GC olsun ya da giriş çıkış olsun fark etmez arkadaşlar. İnşallah kafanızı karıştırmamışımdır. Tek hatamız buradaki S harfinden kaynaklanıyordu. Sayfalarımızın adını değiştirdik bu şekilde. Bir daha deneyelim. TV dedik, adet dedik, 12 adet dedik, kaydet dedik, stok kaydedildi. Şimdi bir kontrol edelim. Girişe dikkat ederseniz TV 12 adet, stoklara baktığımız zaman yine aynı şekilde 12 adet diye kaydetmiş. Burası tamam. Şimdi gelelim stok tanımlama bu şekilde. Örneğin başka bir tane tanımlayalım. Ütü diyelim, adet diyelim, 15 adet elimizde var. Stoku kaydettik. Şimdi stoklara baktığımız zaman ütüyü kaydetmişiz. 15'er adet, bir de giriş olarak da yine şu tarihte bir giriş yapıldığını görüyoruz. Şimdi stok girişine gelelim. Stok tanımlamanın aynısı olacak. Bu sefer mevcut stok değil de miktar diye bir form oluşturacağız. Hemen geliyorum burada. Yeni bir form ekliyorum. Şu formu şöyle açtım. Stok kayıt formundaki her şeyi seçtim. Ctrl C ile sağ tuş kopyala dedim. Buraya yapıştır dedim. Şöyle aldım. Formu küçülttüm. Formun özellikleri eğer kaybolduysa şuradaki butondan ekrana getirdim. Buraya FRM stok girisi diyorum. Bakın arkadaşlar Ş harfi falan kullanmayınız. Formun caption'ine de stok giriş formu diyelim. Stok giriş formu. Hemen burada mevcut stok değil de giren miktar diyelim. Giren miktar. Tamam. Buraya kadar sıkıntı yok. Şimdi bu stok kayıt formunu açıp bunun içine giriyorum. Buradaki tüm kodları Ctrl A ile seçiyorum. Ctrl C ile kopyalıyorum. Stok giriş formunun içine giriyorum. Buradaki her şeyi silip Ctrl V ile yapıştırıyorum arkadaşlar. Ve yukarıdan aşağı doğru bakıyorum. Yine stok, worksheet, yine her şey aynı. Burada stoklar sayfasını görüyorsunuz. Burada stoklara ihtiyacımız yok. Şunu siliyorum. Şunu siliyorum. Tamam. Giriş. Eğer stok adı boş ise veya birimi boş, sıfırdan küçük ise, yani seçili değilse, bilgiler eksik desin. Burada stok sayfasına kayıt yapmıyoruz artık. Bunu siliyorum. Sadece stok girişine kayıt yapıyoruz. Gördüğünüz gibi aynı şekilde şu set stoku siliyorum çünkü bunu tanımlamadık. Stok girişi kaydedildi diyoruz. Kaydedildi dedik. Ve burada dikkat ederseniz form ilk açıldığı zaman birimi getiriyor. Burası tamam. Şimdi sadece şuna dikkat edeceğiz. Şuraya tıkladığımız zaman ne yapıyordu? Bir görelim. Stok tanımlamaya çift tıklıyorum. Burada ID arttırıyordu. Stok koduna da ayarlardaki A2 aktarıp stok kayıt show diyordu. Bunun aynısını yine kopyalıyorum. Ve şunun içine girip buraya yapıştırıyorum. Sadece stok kayıt değil de FRM stok girişi diyoruz. Aynı şekilde buraya da FRM stok girişi diyoruz. Şimdi bir deneyelim. Şu tasarım modundan çıktım. Stok girişine tıkladım. Bakın stok giriş formu geldi.
İşte burada da bir hatamız var. Burada yeni bir stok adı tanımlamayacağız. Mevcut stok listesinden buradan çağırmamız gerekecek. Burayı iptal ediyorum. Tekrar stok formuna tekrar dönüyorum. Şu stok adını siliyorum arkadaşlar. Delete tuşuyla. Buraya bir combo box çekiyorum. Şöyle. Bunun da height'ini 20 yapacağım. Ve bunun adına da combo box stock adı diyorum. Şimdi şu birimle nasıl birim çekmişsek buna da stockları çekeceğiz şimdi. Dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi geliyorum, bakın şurası var ya, buraya dim s as long diyorum. Çünkü çok sayıda stock olabilir. Long dedim. Şu satırın aynısını kopyalıyorum. Şu iki satırı kopyaladım. Aşağıya yapıştırdım. Şuna da s diyorum. Sheets ayarlardaki B diyor ya arkadaşlar. Bunu B'den almayacak. Bunu stoklar sayfasından alacak ve stoklardan hangisini alacak, hangi satırı alacak? Şu B sütununu alacak. Tamam, orası da zaten B'dir. B 100 değil. B 10 bin olabilir. 10 bin adet stokumuz olabilir. Ondan sonra şuraya da Combo box stock adı row search, şuraya ayarlar değil stocklar olacak. Stocklar sayfasındaki B2'den BS'e kadar diyeceğiz. Bir de şimdi çalıştıralım isterseniz. Ne demek istediğimi anlarsınız. Bakın ben burayı açtığım zaman bakın TV ve ütüyü çağırdı gördüğünüz gibi. Şimdi ben burayı biraz büyüteceğim yazı fontunu. Buradan fonta geliyorum. Kalibri diyorum. Her zaman kullandığım yazı fontu. Bunu da 12, 11 diyelim. Şurası kaçtı bir bakalım. Font 12'ymiş. Bunu da 12 yapalım. Tamam. İşte istediğim buydu. Bakın şimdi. Stok girişine geldim. Dikkat edin. Ütü ve TV var burada. Mesela bir fırın tanımlayalım. Fırın. 5 adet fırınımız var. Kaydettim. Şimdi stok girişine geldiğim zaman burada da yine fırınımız var arkadaşlar. Yani sadece buradan seçebiliyoruz. Şimdi bunun kayıt olayını da yapalım. Stok girişin kaydetine girdim. Burada TX'de stok adı, burada TX'de stok adı değil artık. Combo box stok adı diyeceğiz. Bir de şurada da TX'de stok adı boş ise diyoruz ya buradaki eğer. Şurada da combo box. Combo box stock adı nokta list index diyeceğiz buna da. Nokta list index küçük sıfırı ise diyeceğiz. Veya combo box birim küçük sıfırı ise lütfen stock adı veya birimi seçiniz. Kayıt da tamam. Stock girişi kaydedildi. Her şey tamamdır. Şimdi çalıştıralım. Buradan örneğin bir şey seçmedim stok adını. Birimi seçtim. Miktar 10 adet dedim. Kaydet dedim. Bilgileri eksik. Lütfen stok adı ve birimini boş geçmeyiniz. Tamam. Stokumuz fırın olsun. 10 adet. Az önce 5 adet vardı. Şimdi kaydete basıyorum. Stok girişi kaydedildi. Stok girişine baktığım zaman fırını kaydettiğini görüyorum. 10 adet. Şimdi en önemli kısma geldik. Şuradaki fırınları buraya toplaması gerekiyor. Burada fırının 5 değil de artık 15 olmasını istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız şimdi? Şimdi zaten en önemli kısım bu. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bunu şöyle yapacağız. Bir modül oluşturabiliriz. Aynen burada bir modül oluşturuyorum şimdi. Modül adını hesapla diyorum. Şu anda bu anlattığım en önemli kısım. Buraya toplam al diyelim. Toplam al ya da toplamları getir vesaire. Toplam al dedim. Şimdi buraya dim x as log diyorum. ST diyelim ya da stock diyelim. As worksheet dim
SS stok sayısı as long diyorum. Tamam. Şimdi bu bu stoktaki satır sayısı olacak. Stok satır sayısı. Şimdi buradan dikkat edin ne yapıyorum. Set ediyorum önce. Set stok eşittir sheet stok diyorum. Stok. Stok muydu? Stoklar mıydı? Stoklar. Tamam. Stoklar diyorum. Ondan sonra SS eşittir. Yani satır sayısı eşittir. Stok nokta range A 10.000 diyelim. Nokta end parantez içinde xlab nokta row diyorum. Burada satır sayısını öğrendim. Yani kaç adet stokumuz olduğunu öğrendik. Bir döngü yapıyorum. For x eşittir 2 to ss. Burada next diyorum. Şimdi şuraya stok nokta range a'nın x'i nokta value eşittir. Yani burada stok sayfasına geliyorum ve buradan tek tek hepsini kontrol edeceğim. Buradaki toplamları almak için. Giren toplamı, çıkan toplamı ve mevcut toplamı hesaplayacağım şimdi. Burada application nokta worksheet function nokta sum if diyorum. Sum ifs. Arkadaşlar sum ifs diyorum. Yani eğer topla ya da sum ifs'i seçiyorum. Evet. Parantezi açıyorum. Şimdi bir şey daha unuttum burada. Giriş sayfasını da tanımlamam lazım. Buraya da dim giris as worksheet dim giriş gg diyelim. As long diyorum. Yani burada şuraya giriş sayfasındaki satır sayısı. Giriş sayfasındaki satır sayısı. Tamam. Aynı şurada tanımladığımın aynısını şu iki satırı kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Buraya giriş diyorum. Şuraya sheets giriş diyorum. Buraya da gg diyorum. Gg eşittir. Buraya giriş ve a'nın 10.000'i dedik. 100.000 diyelim. Belki 100.000 satırı giriş olabilir. Tamam. Bunu da tanımladıktan sonra şuraya giriş sayfasındaki range parantez içinde neyi toplayacağız arkadaşlar? Giriş sayfasında neyi topluyoruz? E-sütunu toplayacağız. E-sütunu. Buraya tırnak içinde E'den E'ye. Peki virgül. Biz bunu toplayacağız da neye göre toplayacağız bunu arkadaşlar? Bunu stok sayfasındaki şu ID'ye koda göre toplayacağız. Hemen yazıyorum. Stok nokta range A'nın X'ine göre bak. Nokta value'süne göre value'süne bak. Eğer stoktaki A'nın X'inin değeri girişteki giriş sayfasındaki range giriş sayfasındaki range nereye eşit ise A sütunundakilere eşit ise buraya da A iki nokta üst üste A diyeceğiz. Parantezi kapatıyoruz. Peki burasını yanlış yaptım. A'nın x'ini belirlemeyeceğiz burada arkadaşlar. Stoktaki stok sayfasındaki şu D'yi belirliyoruz şu anda. Dolayısıyla buraya D diyeceğim. D'nin x'ini belirliyoruz. D'nin x'ini diyoruz ki git giriş sayfasındaki E'yi topla. Ama bir şartla. Eğer giriş sayfasındaki stoktaki stok kodu girişteki stok kodlarına eşit ise al. Bu şekilde yaptık. Bir şey daha yazacağız şimdi buraya. Şunu alıyorum.
Peki toplamını aldı. Toplam yani şurayı aldı. Şimdi F'yi hesaplayacağız. F diyeceğiz ki burası eksi burası. Buraya da F'nin x'i eşittir. Eşittir. Yine yapıştırıyorum. F'nin x'inden çıkar. Neyi çıkar arkadaşlar? E'yi çıkar. F eşittir. D'den F'yi çıkar diyeceğiz. Evet. Şuraya F diyeceğiz. Şuraya da D diyeceğiz. Bakın F'yi hesaplıyoruz. Fx yani stoktaki F'in işte ikisi. İkisini nasıl hesaplayacak? F2'yi nasıl hesaplayacak? D2 eksi E2. Buraya geldiği zaman F3 neyi nasıl hesaplayacak F3'ü? D3 eksi F3 diyecek. Bu şekilde hepsini hesaplamış olacak. Şimdi biz RAM'den bunları boşaltmamız lazım bu sheetleri. Set stock eşittir nothing diyeceğiz. Set gris eşittir nothing diyeceğiz. Ve bitti. Şimdi hesaplayı buraya aldığımıza göre şu kaydetin sonuna şuraya call diyeceğiz. Çağır hesaplanın içindeki toplam al diyeceğiz. Şimdi dikkat ederseniz çalıştıracağım şimdi. Şu anda ilk girişte bunlar var. Bak bunları ben siliyorum. Keşke buraya bir de açıklama deseydik. Buraya da bir de açıklama ekleyeyim arkadaşlar. Açıklama. Buraya açıklama ekledim. Kafanız karışmasın. Şimdi geliyorum stok kayda. Buraya kaydet dediğim zaman şuraya giriş sayfasına F'ye tırnak içinde stok eski stok diyeceğiz buraya. Eski stok. Eski stok dedik. Şunu kopyalayalım. Gelelim şuraya. Burada da yine giriş sayfasındaki F'ye de tırnak içinde stok girişi, yeni stok girişi. Stok girişi. Tamam. Haydi diyorum son haliyle. İnşallah bir hata olmaz. Şimdi ben baştan size anlatmak istiyorum. Ben bunu siliyorum arkadaşlar. Stokları da sileceğim şimdi. Baştan bir çalıştıralım bakalım ne oldu. Tanımlamaya geldim. TV dedim. 102 ekran. Tamam. Bir de arçelik diyelim mesela. Adet, miktar. Şu anda elimizde 10 adet var. Kaydete bastım. Stok kaydedildi. Şimdi stoklara geldiğim zaman 10 adet var. Girişe geldiğim zaman da bakın 10 adet açıklama eski stok. Şimdi bir giriş yapmak istiyorum. Stok girişine geldim. Buradan arçeliği seçtim. Adet dedim. Örneğin bize 20 tane daha geldi. Kaydet dediğim zaman hata verdi. Şurada hata verdi. If değil de bir if diyelim. Evet. Şimdi bakalım. Stoklara baktığım zaman eksi 10 girişe geldik. Yeni stok girişi 20. Toplam 30 olması gerekiyor. Dur if olacak arkadaşlar. Ben burada yanlış yaptım. Şunun sonuna bir dakika burada ne hata yapmışım giriş sayfasındaki E'yi topla dedik giriş sayfasındaki E'yi topla tamam güzel peki stoktaki A'nın X'i stoklardaki A'nın X'i yani 101 girişteki A'nın A'sına eşit ise bir hata göremiyorum ya. Bir hata yok. Arkadaşlar bir saniye bekleteceğim sizi. Tekrar merhaba arkadaşlar ya. Videoyu durdururken bir sürü telefon falan geldi. Biraz araya zaman da girdi arkadaşlar. Şimdi en son şu sum ifs demiştik. Hatta bunu sum if de diyebiliriz. Tamam şöyle. If çok topladır arkadaşlar. Sum if
topladır. Burada tek şartımız olduğu için bu yeterlidir. Ben sadece şunu şurayı sırasını yanlış yazmıştım arkadaşlar. Burada giriş sayfasındaki e'leri topla. Yani şuradaki giriş sayfasındaki şu girenleri topla. Eğer giriş sayfasındaki B sütunundakiler stoktaki B'nin x'ine eşitse, yani stoklardaki şuraya eşitse topla dedik. Kodumuz bu. Ondan sonra bu şekilde düzenledik. Şimdi bir denemesini yapalım. Az önce 10 adet girmiştik. Şimdi bir denemesini yapalım. Stok girişi. Buradan arçelik diyorum. Adet diyorum. 20 adet geldi. Kaydet dedim. Hatayı aldım. Some ifs olsun. Stok kaydedildi. Şimdi stoklara baktığım zaman bakın giren toplam 30. Stok mevcudu 20. Aa, niye böyle yaptı ya? Stok giriş formu. Bakalım bir dakika şurada ne eksik yapmışız. F eşittir. Stoktaki F eşittir. D'den F'yi çıkar demişiz. Burada yine yanlış yapmışız. D'den E'yi çıkaracağız diyeceğiz. Buraya da E diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şurayı 10, 10. Şu satırı da silelim. Giriş olmadığını düşünelim. Son kez bir stok girişi diyorum. Arçelik 10, 25 adet gelsin. 10 adet vardı elimizde. Kaydet dedim. Şimdi stoklara baktığım zaman 35 gelmiş. Toplam 35. Stok mevcudu 35. Buraya da ne diyor? Yeni stok girişi 25. Eski stok 10. Bir stok daha girelim yine Arçelik'ten. Şey TV'den. Adet bir 5 adet daha gelsin. Şimdi stoklarımıza baktığımız zaman 40 adet ve girenlerimiz de bu şekilde kayıt altına alıyor arkadaşlar. Bir stok daha tanımlayalım. Fırın diyorum. 2 adet elimizde var. Aradan 10 gün geçti ve fırın aldık tekrar. Hemen fırını seçip örneğin 10 adet dediğim zaman şu anda stokta 12 adet olması lazım. Gördüğünüz gibi 12 adet stokumuz var. Girişlere baktığımız zaman da eski stok 2 adet, yeni stok 10 adet. Toplamda stoklar sayfasına baktığım zaman 12 adet stokumuz var. Umarım kafanızı karıştırmamışımdır. Bir de şuradaki hatamız da şu stok ID burası hatalı geliyor arkadaşlar. Burası stok yani işlem ID'dir aslında. Buna biz işlem ID diyeceğiz. Yani bugün bu giriş çıkışları sildiğimiz zaman işlem ID şu giriş kısmına da işlem ID diyeceğiz. Bu şekilde. Bu dersimizi de bitirdik. İnşallah kafanız karışmamıştır arkadaşlar. Hepinize başarılar dilerim. Bir sonraki yani burada kafanız biraz karışmış olabilir. Sonraki derslerde bunu toparlayacağız inşallah. Hepinize başarılar diliyorum.